Herkese merhaba, ben Leon Traç. Bugünkü videomuzda sizlere MSI'ın Trident 3 Arctic model mini masaüstü bilgisayarını inceleyeceğiz. Boyutu elbette ki bir konsol kadar bayağı küçük, şöyle görebileceğiniz gibi masaüstü bilgisayarı dedim ama kategorisi maalesef ki bulundurduğu donanımlardan dolayı masaüstü PC geçiyor. Fakat benim gözümde mini bir PC'dir bu arkadaşlar. Ve şunu belirteyim sizlere, piyasada bulunan mini masaüstü PC'leri içinde en güçlü modeller Trident 3 Arctic serisinde bulunuyor. Şu an önümde duran model ise 8. jenerasyon i7-8700 işlemcili ve GTX 1060 6 GB versiyonlu bir ekran kartı da barındırıyor. Yani benim elimdeki bu modeli. Fakat bunun bir üst versiyonunda GTX 1070 GPU mevcut ve bu sebeple piyasadaki en güçlü mini desktop PC serisi bunlar. Lafı çok uzatmadan şimdi şu cihazımızın içini açıp bir donanımlarına değinelim. Sonra incelemeni zaten yapacağız ve en sonunda işte toplu bir değerlendirmeye geçeceğiz zaten. Evet, MSI Trident 3'ün görebileceğiniz gibi şık bir beyaz renkte kutusu mevcut. İlk açtığımızda üst kısımda şöyle büyükçe bir adaptör yer alıyor. Adaptörle beraber güç kablosu da elbette ki mevcut. Süngerin şu üst kısmında bir parça daha çıkıyor. Bu parçayı hemen çıkartalım bakalım. Bu da zannedersem stand ayağı olması lazım. Dikine de kullanabiliyorsunuz bu mini PC. Beyaz bir koruma poşeti içinde mini PC'miz çıkıyor. Fakat kutuyu da şöyle kaldıracağım. İçinden bir de HDMI kablosu bulunuyor. Kısa bir kablo. Çok büyük boyutlu değil ama çok da küçük boyutlu da değil arkadaşlar. Şöyle görebileceğiniz gibi zaten şimdi ölçeceğiz sizlere. Ön kısmı bu taraf, direkt USB bağlantıları, kulaklık, mikrofon çıkışları bulunuyor. Arka kısmı ise şöyle görebileceğiniz gibi giriş çıkışlar ve direkt GPU'su bu kısımda bulundurulmuş. Üst kısmı zaten fan yuvası. Ama şimdi tüm detaylarına, boyutuna, tasarımına hep beraber bir değinelim. Evet, şu an Trident 3 Arctic model mini PC'sinin tasarımına bir değinelim. Görebileceğiniz gibi komple beyaz ve gri renkte bir tona sahip. Parmak izi belli etmeyen mat bir boya mevcut üst kaplamasında. Hemen boyut olarak bir değinelim. Şu kısımdan, yani ön cephesi diyeyim sizlere, 33 santim. Arkaya doğru derinliği ise tamı tamına 23 santim arkadaşlar. Yükseklik olaraksa şöyle göstereyim sizlere. 8 santim değil de 7,5 santimlik bir yüksekliği mevcut. Mini PC'mizin sol kısmına denk gelen kısımda power butonu bulunuyor ve şu köşe görebileceğiniz gibi şeffaf bir yapıda. Bunun iç kısmında RGB LED'ler bulunuyor. MSI Mystic Light üzerinden de kontrol edebiliyorsunuz. Mini PC'mizin yaklaşık 4 tarafında da hava kanalları bulunuyor. Teki sağ ve sol kısımda. Bunları söküp temizleme imkanınız da mevcut elbette. Diğeri ise direkt şu kısımda bu GPU'dan çıkan havayı dışarı atmaya sağlıyor. Direkt üst kısmında bulunuyor. Bayağı genişçe. Hemen bunun alt kısmında zaten ekran kartımız bulunuyor. Arka kısımda ise işlemcinin ürettiği sıcak havayı da soğutucu direkt mini PC'mizin arka kısmından dışarı atabiliyor arkadaşlar. Şimdi tekrardan ön kısmı çevireceğim ve çıkışlara değineyim sizlere hızlıca. Hemen sol kısmında kulaklık ve mikrofon bağlantımız bulunuyor ve yanında minik LED göstergesi de mevcut. Sağ kısma baktığımızda ise hemen şu kısımda bir adet USB Type-C portu bulunuyor. 3.1 Gen 1 destekli bu çıkışlar. Hemen sağında ise kırmızı renkli yine USB 3.1 bağlantılı 2 adet çıkış bulunuyor. Ve şurada bir adet HDMI bağlantısı mevcut. Bu HDMI bağlantısı ise VR-Link desteği barındırıyor. Ve bu sayede sanal gerçeklik gözlüklerinizi hızlı ve kolayca ön panelden takmanıza da imkan sağlanmış. Arka kısma baktığımızda ise GPU'muz direkt zaten sol kısımda yer alıyor. Sağ kısımda board'umuzun olduğu alan mevcut. Yani anakartımızın olduğu alan. Sağ kısımda 3 adet ses giriş bağlantıları bulunuyor. Intel Gigabit Network bağlantımız, RJ45 Ethernet kablo bağlantımız mevcut. Alt kısımda yine USB 3.1 Gen 1 özellikli bir USB portuna yer verilmiş. Yan kısmında ise görebileceğiniz gibi 4 adet USB 2.0 bağlantısı bulunuyor. Klavye ve mouse gibi yüksek veri yolu gerektirmeyen cihazlarını USB 2.0 bağlantısına bağlayabilirsiniz. Hemen bu kısma baktığımız zaman yine HDMI ve VR-Link, orta kısmındaysa güç bağlantımız mevcut. Ekran kartı çıkışlarına baktığımızda ise bir adet DVI bağlantısı, 2 adet DisplayPort ve 2 adet de HDMI girişleri bulunuyor ekran kartımızın üstünde. Şimdi ise hemen cihazımızı sökelim, bir iç kısmını görün sizlerde. Şu yan kısımda, yani sağ kısma denk gelen alanda bir adet kapak bulunuyor. Bu kapağı direkt elinizle kanırtarak da çıkartabilirsiniz. Tabii yine dikkatli olmanızda fayda var. Evet, şu şekilde minik tırnakları bulunan bir kapak var. Hemen mesh ızgaralar bulunuyor iç kısmında. Bu yan kapağı da söktükten sonra şurada bulunan iki vidayla üst kapağı sürgülü bir şekilde açacağız.
şöyle sürgülü bir şekilde kaydırıyorsunuz ve görebileceğiniz gibi üst kapağı da söktük şu an. Hemen alt kısmı tamamıyla metal bir panel. Bu kısımda da yine dediğim gibi mesh ızgaralar bulunuyor. Yani tozlanmaya karşı da oldukça dayanıklı. Her şey tamamıyla düşünülmüş bu mini PC'de. Evet, iç tasarımı da şu an görebiliyorsunuz. Hemen sol kısımda MSI'ın Aero model mini boyutlu olan ekran kartı bulunuyor. Hemen sağ kısımda ise kart yer alıyor. Hemen işlemcinin üstünde ise bakır borular ile desteklenmiş turbo bir fan yerleştirilmiş. Şurada 2 adet bellek yuvası bulunuyor. Hemen mesela tekini sökeyim ben hızlıca. Bu RAM'ler görebileceğiniz gibi Samsung'un 8 GB'lık 2400 MHz frekansa sahip RAM'leri, her biri 8 GB'lık modül olmak üzere toplamda 16 GB belleğe sahip bu cihaz. Dilerseniz 32 GB'a da yükseltme imkanınız mevcut. Hemen şu köşede görebileceğiniz bağlantı ise bu cihazda doğal band Wi-Fi desteği bulunuyor ve ayrıca Bluetooth 4.2 standardına da sahip. Sizin için işlemci soğutucu kısmını da söktüm. Şöyle görebileceğiniz gibi bir fanı bulunuyor, turbo fan. Hemen şuradan blok kısmının olduğu alanları da söktük elbette. Şöyle çıkartacağım. Tabii ki biraz zorlu, maharetli, bayağı küçük bir kasa olduğu için. Siyah renkte toplamda 4 bakır borulu bir soğutma yüzeyi bulunuyor arkadaşlar. Hemen alt kısmı zaten bakır bir yüzey. İşlemcimiz de bu kısımda bulundurulmuş. Hemen işlemci çevresinde görebileceğiniz gibi 5 adet kapasitör ve MOSFET'ler yerleştirilmiş elbette. Chipsetimiz ise hemen şurada minik bir siyah metal plaka ile soğutuluyor. Evet, ekran kartı dahil her şeyi söktük. Arkasına değinecektik. Arkasına değinmek için bayağı bir parçalamak gerekti tabii ki doğal olarak. Hemen şöyle arkasını göstereyim sizlere. Şurada bir adet 1 TB'lık bir HDD bulunuyor. Şurada ise görebileceğiniz gibi M.2 SSD'miz mevcut. Şimdi tekrardan şu cihazı bir birleştirip inceleme faslına geçebiliriz artık. Kullanılan işlemci ve GPU'ya hızlıca bir değinelim. Intel'in 8. jenerasyon i7-8700 işlemcisi 6 çekirdek ve 12 izleye sahip. Base Clock'ta 3.2 GHz, Boost Clock'ta ise 46 çarpan ile 4.6 GHz frekansta çalışıyor. Bu boyutta bir PC için oldukça üst seviye işlemci tercih edilmesi ciddi anlamda insanı şaşırtıyor. GPU'ya baktığımızda ise MSI'ın Aero model GTX 1060 6 GB versiyonu yer alıyor. 8 GB bellek hızı ve çekirdek frekanslarında 1544 MHz base, 1759 MHz boost clock'a sahip olması referans modelden biraz daha performanslı olduğunu gösteriyor. Sistemde kullanılan Intel'in 600P serisi 128 GB M.2 SSD'si ise Crystal Disk Mark testinde 782 MB okuma, 385 MB yazma performansı sundu. Tabii ki Windows kurduğumuzdan ve arka planda çalışan programlar olduğundan dolayı yazma performansı doğal olarak biraz düşüyor. 2.5 inçlik mekanik diski ise 147 MB okuma, 141 MB bölü saniye yazma hızı sunarak 7200 RPM'lik olmasının farkını gösteriyor. Yavaştan incelemelere başlayalım. İlk olarak CPU'muza yük testi yaptık. Yaklaşık 1 saatlik testin ardından 79-80 derece ısıları hiç geçmedi. 65 watt TDP değeri sunan işlemci performansına göre oldukça düşük bir güç tüketimi ile çalışıyor. Trident 3'ün içinde bulunan ufak boyutlu hava soğutmanın da görevini tam anlamıyla yerine getirdiğini belirtmek isterim. Sonuçta bu boyutlu bir PC'de bu ısı seviyeleri gayet normal. Sonraki testimiz Cinebench. GPU OpenGL testinde ekran kartımız 96 puan alarak olması gereken skoru sunduğunu kanıtlıyor. CPU görüntü oluşturmada ise tek çekirdekte 185, çoklu çekirdekte 1372 puan alıyor. Yani kullanılan donanımlar bu PC'de sizlere orta çaplı video edit ve Photoshop işlemlerini sorunsuzca gerçekleştirebileceğinizi belirtiyor. Masaüstü PC'lerden cidden hiç farkı yok. Şimdi geldik 3D Mark testine. TimeSpy'de yaptığımız testte toplam 4374 skor puan aldık. i7-8700 ve GTX 1060'lı masaüstü PC'lerin aldığı skorlara yakın. GTX 1060 Aero modelinin grafik skorda aldığı puan 4084 idi. Ki bu da referans tasarımlı GTX 1060'ın aldığı skora yakın. CPU skorunda ise 7322 puan alarak kendini üst seviyelere yerleştiriyor. 3D Mark'ta ısı değerlerine de baktığımızda işlemcimiz 77 dereceyi hiç geçmezken GPU'muz 55 derece ısıları görmüş. Ki gerçi şu an oyun testlerini de canlı olarak göreceğiz. İlk oyunumuz Battlefield 1. Oyunların hepsi Full HD yani 1080p çözünürlükte ve 144 Hz monitörde denendi. Sizlere oyun ayarlarını da göstereceğim. Bazı oyunlarda Ultra'da, bazılarını High ayarlarda oynadık. Battlefield 1'de ayarları Ultra'ya aldık. Gayet akıcı bir şekilde oynattı. 70 ile 80 FPS aralığında gittik geldik. Ki aslında bu değerlere kullanılan işlemcinin çok katkısı olduğunu söyleyebilirim. Ekran kartımız %100 yüklerde 70 derece hiç geçmedi. İşlemcimiz ise %40 ile %50 yüklere ulaşıp yer yer 73,
yer yer 78 derece ısıları gördü. Şahsen değerler çok iyi diyebilirim. Şimdi Far Cry 5 oyununa bakıyoruz. Bu oyunu aşırı optimizasyonu yüksek olduğundan çok tercih ediyorum ve yine ultra ayarlarda test ettim elbette. Çoğu oyun ekran kartını çok aşırı yorarken Far Cry 5 işlemci ve GPU yükünü çok iyi bölüştürüp dengeleyebiliyor. Anlık olarak GPU yükünü hemen %10-%20 seviyelerinde aşağı çekebiliyor. %80 ile %98 yüklere ulaşan ekran kartımız 65 ve 68 derece ısılarda seyrediyor. Oyun optimizasyonu işte burada önemini gösteriyor. Sonrasında işlemci yüküne baktığımızda %50 yüklerde başlayıp aksiyonu bol olan sahnelerde %75 ve %87'lere ulaştığını görebilirsiniz. Ve bu yükler altında 65 ile 80 FPS arası değer sunarken 75 derece ısıların üstüne hiç çıkmıyor işlemcimiz. Geldik çoğumuzun sevdiği GTA 5'e. Bu oyunun haritası büyük olduğundan high ayarlarda oynadım. Very high ayarlar çok kasabilirdi diye düşündüm. Fakat aldığım değerleri görünce very high ayarları alsaymışım da olurmuş dedim açıkçası. Oyun neredeyse 100 FPS'in altına hiç düşmedi. High ayarlarda olduğunda tekrardan belirteyim. İşlemcimiz %47 yüklere ulaşıp 75 derece ısılarda seyrettirdi. Ekran kartı ise %98 yükün altına düşmezken 68 derece ısıların üzerine hiç çıkmadı. Son olarak sistemi sömüren oyun Assassin's Creed Origins. Bazı ayarları very high seviyesinde tutup anti-aliasing ve texture filter gibi diğer ayarları high seviyesine düşürdüm ve başladım oynamaya. Hiçbir takılma yaşamadan GTX 1060 ile 55 FPS'lere ulaştık. Ekran kartımız %98 yükün altına düşmeden ve 65 dereceyi geçmezken işlemcimiz %60 hatta anlık olarak %90 yükü gördü. Isı olarak ise %77'leri aşmadık. Evet, MSI'nin Trident 3 Arctic Model Mini masaüstü PC'sini inceledik. Şimdi genel değerlendirmemizi bir yapalım. Yaptığımız benchmark testleri olsun, oyun testleri olsun, aldığımız skorlar zaten gayet üst seviye değerlerdeydi ve olması gereken değerlerdeydi. Zaten GTX 1060 ile oyunlarda aldığımız FPS'ler masaüstü PC'de de bu PC'de de aynı seviyede. Bazı karışıklıklara da yol açmayayım. Oyun inceleme testlerini de zaten belirttim. Bazı ayarlarda high ayarlarda, bazılarında da very high ayarlarda oynadık. Ultra ayarlara çoğu oyunu almadık açıkçası. Bazı oyunlarda, çünkü Assassin's Creed gibi oyunlarda very high veya ultra ayarlarda oynamanız GTX 1060 gibi bir ekran kartıyla oldukça zor arkadaşlar. Bu sebeple ayar kısımlarını da sizlere gösterdim oyunlarda. Isı değerlerine de değinecek olursak cihazımız yük altında, yani cihazımız demeyeyim de işlemcimiz yük altında 80 dereceyi hiç geçmedi arkadaşlar. Zaten sizler de gördünüz. Ekran kartımız ise oyunlarda 65, 70, yer yer 75 dereceyi görmüştür ki bu gayet normal değerler böyle bir cihaz için. Neyse, lafı çok uzatmayalım, videomuz çok uzun olmasın. Benchmark değerlerine biraz değinmek istiyorum. Bunun içinde bulunan 8700 işlemci K serisindeyiz, düz 8700 arkadaşlar. Bu işlemci TimeSpy testte 7300 skor aldı. 8700K işlemcisi ile TimeSpy'da 7900 skor alıyor CPU skorunda. Yani bu cihazın içinde bulunan işlemci nereden baksanız 8700K'ya eşdeğer diyebilirim. Zaten frekans ve özellik olarak 8700K'ya yakın. Ama tabii ki elbette 8700K gibi olamaz. 8700K'ların zaten çarpan kilitleri de açık. Overclock değerleri de oldukça yüksek. GPU skoruna baktığımız zaman da ise bu cihazın içinde zaten açtığımızda da gördüğünüz GTX 1060'ın Aero modeli, MSI'nin Aero yani küçültülmüş kart modeli bulunuyor. 4084 puan benchmark skoru elde ettik bunda. Standart MSI'nin Gaming X modelleri ise 4300 puan oluyor. Yani bu cihazı masaüstü PC'lerden ayıran neredeyse hiçbir şey bulunmuyor. Hiçbir eksik yanı yok. Hani ısı değerleri olsun, performans olsun, her şeyi bana göre muazzam ötesiydi. Yani ben bu cihaza aşık oldum diyebilirim. Bu cihazı kimler kullanmalı da derseniz eğer, mesela bu cihaz için ben konsol katili veya konsol canavarı diyemem. Çünkü sebebi ise şu: bir konsol, yani PS4 diyelim,
2,5 milyar falandır günümüzdeki fiyatla. 2500 TL'deyim ben, hala milyar kullanabiliyorum arada, kusura bakmayın. Fakat bu cihaz ülkemizde 1000 dolar artı KDV'den satılıyor. 1070, yani GTX 1070'li modeli ise 2000 dolar artı KDV neredeyse. Yani TL ile GTX 1070 modeli 12.000-13.000 TL civarı. Bu cihazda yani GTX 1060'lı modeli ise 7-8.000 lira civarı olması lazım. Fiyat olarak da masaüstü PC'lerden biraz daha uygun hale gelmiş oluyor güncel kur ile. Boyut olarak zaten konsol kadar bir boyutu da mevcut. Hani bu cihazı kimler kullanır? Mesela şahsen ben kullanırım çünkü çok beğendim. Alırım evime götürürüm, evimde projeksiyonu açarım. 150 inçlik bir duvarda canavar gibi istediğim oyunları istediğim performansla oynayabilirim. Blu-ray filmlerimi rahatlıkla izleyebilirim. Günlük işlemlerinizi bile yapabilirsiniz. Yani bu cihazı alın, çalıştığınız iş yerine, ofisinize götürün. Sadece monitörünüzü bağlayın ve günlük ofis işlemlerinizi, hatta küçük çaplı video editleme işlemlerinizi bile yapabileceğiniz bir sistem yapmışlar. Sadece böyle yatay da durmuyor. Videoda değinmedim zannedersem o kısmına. Şöyle bir ayağı mevcut. Hava almasına da engel olmuyor. Bu cihazı şöyle dikine de kullanabiliyorsunuz. Yani gayet şık, her türlü kullanılabilir. Yer kaplamıyor. Gayet ince. Çok da hafif. Yaklaşık 3 kilo bir ağırlığı var bunun. Çantanıza koyarsınız. İstediğiniz yere yanınızda taşırsınız. Ve masaüstü PC'lerin performansını da sizlere aratmayacak bir cihaz olur. Başka değineceğim bir şey kalmadı aslında. Fakat bir noktaya daha değinmek istiyorum. Bunu artıya çıkartan özelliklerden biri ise tamamıyla upgrade edilebilir bir yapıda olması. İçinde kullanılan M.2 SSD'si Intel'in M.2 SSD'siydi. Okuma yazma performansları çok yüksek değil. Fakat GTX 1070'li modelinde Samsung'un M.2 SSD'si mevcut ve daha yüksek okuma yazma performansları sunuyor. Fakat siz de istediğiniz M.2 modelini takıp yükseltme yapabilirsiniz. Ayrıyeten MSI ile yaptığım konuşmada bu cihaza yeni RTX model ekran kartlarını da takabileceksiniz. Mini boyutlu ekran kartları yapacaklarmış ve bu cihazın içine 8700 gibi bir işlemci, RTX 2070 demeyeyim de RTX 2060 modelini rahatlıkla kaldırabilecek bir yapıda, ki upgrade edilebilmesi ise bu cihazı diğerlerinden ayıran bir özellik. Yani sizlere verdiği donanıma mahkum etmiyor. Al bunu diyor, içine istersen GTX 1070 tak diyor veya RTX 2060-2070 gibi ekran kartlarıyla upgrade edebilirsin diyor. Başka değineceğim bir söz yok açıkçası. Şu an piyasanın cidden videonun başında dediğim gibi en güçlü mini desktop PC'si bu cihaz diyorum ve videoda da burada son veriyorum. Yeni incelemelerde tekrardan görüşmek dileğiyle. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.